enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz. Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılan sunumda 2022 yıl sonu için %11.8 olan enflasyon tahmini 11.4 puan artışla %23.2'ye yükseltildi. 2023 yıl sonunda ise enflasyonun %8.2 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11.4 puanlık güncellemeyle %11.8'den %23.2'ye yükselttik. Dolarizasyonun etkisinin sıfırlanması birinci önceliğimiz diyen Kavcıoğlu, liralaşmanın enflasyonun üzerinde çok olumlu etkisi olacağını söyledi. Merkez Bankası'nın sağladığı imkanlar, sanayi üretiminin yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirten Kavcıoğlu, ihracat artış trendini 2021'in son çeyreğinde de sürdürdü. Cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz dedi. Öte yandan 20 Aralık'ta döviz kurlarında yaşanan düşüşü değerlendirdi Kavcıoğlu. Vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var ve o gün Merkez Bankası tek kuruş satmamıştır. Yaklaşık bireyseller ve kurumsallar yurt dışı 2 milyar 250 milyon dolar civarında bir satış gerçekleştirerek kuru oldukça düşük bir seviyeye getirmiştir. Merkez Bankası'nın raporunu değerlendiren Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin, tahminin ilk defa gerçekleşebilir olduğunu söyledi. Erçin, yılın ikinci çeyreğinde ise yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacağız dedi. Ben ilk defa uzun yıllar sonra diyeyim, bir Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini tutabilir, gerçekleşebilir buluyorum. Hani %23 küsur olarak belirlediler orta noktayı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Evet, çünkü 23.2. Gıda enflasyonu da %24 küsur demişler. Şöyle bir şey var tabii raporda. Enflasyon Mart ve Haziran döneminde Merkez Bankası tahminlerine göre %50-55 bandına çıkıyor. Fakat nerede pik yapacağı belli değil. Yani 50-55 bandında gidip gelecek bu süreç boyunca. Yani biz yılın ikinci çeyreğinde yüksek bir enflasyon göreceğiz. Yani enflasyon demek herkes hayat pahalı diyor ama bu da kalır. Enflasyon düşmesi demek bunun fiyatının düşeceği anlamına gelmez.